İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 7. hafta. Geçen hafta başladığımız konu başlığımız iletişim çatışmaları konusuna devam ediyoruz. Hatırlarsanız geçen hafta çatışma kavramı, çatışmaların sınıflandırılması ve en son çatışma türü olarak da alıkoyma çatışması, yani anlatamadım galiba çatışması üzerinde durmuştuk. Bugün bu çatışma türlerinden bir diğeri, bir psikoterapi yaklaşımı olan transaksiyonel analize göre iletişim çatışmaları üzerinde duracağız. Tabii transaksiyonel analiz bir psikoterapi kuramı ve psikanalitik kuramı temel alır. Yaklaşım psikolojik danışman Eric Berne'in geliştirdiği transaksiyonel analiz, öyle diyelim. Eric Berne'in geliştirdiği bir terapi yaklaşımı ve psikolojik danışman Eric Berne geliştirdiği transaksiyonel analizde karşılıklı davranışsal çözümleme kuramı olarak hem bir psikoloji hem de bir iletişim kuramı olarak ele almıştır. Transaksiyonel analiz bir psikoloji kuramıdır. Çünkü bireylerin hangi benliklerini kullandıklarını tartışır. Burada üç tür benlik durumu söz konusu. Biraz sonra konuşacağız. Transaksiyonel analiz bir iletişim kuramıdır. Çünkü iletişimin temel birimi olan transaksiyonları inceler. Transaksiyonel analiz kişiler arası iletişimde ve problemli evliliklerde, yani aile terapisi, eşler arasındaki sorunların tespitinde kullanılır. Yani bir tür eşler arasındaki soruna tanı, teşhis koyma işinde kullanılır. Peki kuram ya da psikoterapi yaklaşımı transaksiyonel analiz olduğuna göre kavram olarak transaksiyon nedir? Kavram olarak transaksiyon nedir? Transaksiyon, iki bireyin belli benlik durumları arasında gerçekleşen bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan iletişim birimidir. Evet, burası önemli. Transaksiyon, İki bireyin belli benlik durumları arasında gerçekleşen bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan iletişim birimidir. Kişiler arası iletişimde bir uyarıcı ve bir tepkiden oluşan birime transaksiyon, yani iletişim işlemi adı verilir. Transaksiyon analiz kuramının kurucusu olan Berne, bir transaksiyonu sosyal etkileşimin temel bir birimi olarak kabul eder. Transaksiyonel analiz, psikanalitik temelli terapi yaklaşımları arasında yer alır. Yani Freud'un geleneksel psikanalitik kuramı artı yeni Freudçi yaklaşımlardan etkilendiğini söyleyebiliriz. Amacı ise bireyin diğer bireylerden farklı yönlerinin incelenmesi ve karşılaştırılmasıdır. Odak ise bireysel farklılıklardır. Transaksiyonel analizin arkadaşlar temel varsayımı, yaklaşımın temel varsayımı, birey diğer bir bireyle konuşurken anne baba, yetişkin ve çocuk olmak üzere üç tür benlik durumundan birisini kullanır. Bu üç benlik durumunda herhangi birisini her yaştaki insan sergileyebilir. İletişim sırasında duruma uygun benlik durumlarını kullanmayan kişiler iletişim çatışması yaşayabilirler. En azından gülünç duruma düşerler. Yani benlik
iletişim çatışması yaşamasalar bile gülünç duruma düşerler. Bazen kişiler örtük mesajlar da iletebilirler. Ama örtük mesajın psikolojik düzeyde olduğu söylenebilir. Sosyal mesajı herkes algılar. Sosyal mesajı yani toplumsal mesajı herkes algılar. Psikolojik mesajı anlamak, algılamak ancak o kişinin anlayışına kalmıştır. Yani burada bir tür öznellik durumu söz konusudur. Günlük yaşamımızda imalı ve kinayeli konuşmalara çok sık rastlarız. İmada bulunduğumuzda örtük etkileşimde bulunuyoruz demektir. Bu tür iletişimlerle karşılaşan kimselerin asıl iletiyi fark etmemeleri veya yanlış anlamaları sonucu iletişim çatışmaları ortaya çıkar. Ki iletişim çatışmalarının birçok nedeni vardır ve bunlar içerisinde en önemlilerden bir tanesi de yanlış, hatalı anlamalardır. Transaksiyonel analize göre bir insanın kişiliği ebeveyn yani anne baba, yetişkin ve çocuk benlik durumları olmak üzere 3 bölümden oluşur. Bunlar kişisel rollerdir. Mesela bu yönde biraz o Freud'un yapısal kişilik kuramındaki id, ego, süper ego, kişilik alt sistemleri ve bunlar arasındaki etkileşime benzer bir durum söz konusudur. Ve bunların hepsi kişisel roller olarak kabul edilir. Bir insan kişiler arası iletişim sırasında 3 temel role de girebilir ya da başka bir ifade ile farklı tavır, tutum takınabilir. Bu benlik durumlarından arkadaşlar birincisi sırasıyla üçünde konuşacağız. Anne baba benlik durumu ya da ebeveyn diğer bir adıyla ebeveyn benlik durumu. Anne baba benlik durumu. İnsanlar bir kişiye tavsiye verirken, yani öğüt nasihat ederken, onu korumaya veya kollamaya çalışırken ya da eleştirirken, kısacası bir ebeveyn gibi davranırken kullanırlar. Bu benlik durumu bu şekilde kullanılır. Buna bir nevi kendi anne babalarımızdan, ebeveynlerimizden öğrendiklerimizi kullanıp uyguladığımız halimizde diyebiliriz. Burada bir tür sosyal öğrenme, modelden öğrenme durumu söz konusu. Örneğin, serin bir havada yanımızdaki arkadaşımıza ayağına çorap ya da üzerine ceket giymesini söylüyorsak, o an bizde baskın olan benlik durumu ebeveyn benlik durumudur. Yani anne baba benlik durumudur. Çünkü ne yapıyoruz? Nasihat ediyoruz, öğüt veriyoruz, tavsiyede bulunuyoruz. Anne baba benlik durumumuz, kişiliğimizin insanlara nasıl davranmaları gerektiği konusunda öğütler ve emirler veren bölümdür. Yani bir tür aslındaki arkadaşlar Freud'daki süper ego, kişilik alt sistem olarak düşünülebilir. Bu iki tip ebeveyn, bir koruyucu, iki eleştirici anne baba ya da benlik durumudur. Bir koruyucu. Ki geçen NTV Haber kanalında bununla ilgili bir program vardı. O programda helikopter anne babalardan söz ediliyordu. İki çocuğun etrafında pervane gibi dönme durumu söz konusu. Koruyucu ebeveyn ego durumunun temel özellikleri. Yani birinci boyut bu anne baba ebeveyn iki tip ebeveyn benlik durumundan birincisi koruyucu ebeveyn benlik durumunun temel özellikleri. Bu tür anne babalar genellikle ilgili özen gösterici, bağışlayıcı, destekleyici, izin verici, şefkatli, koruyucu ve endişelidirler. Eleştiren diğer ebeveyn benlik durumlarının ikincisi diğeri, eleştiren ebeveyn ego durumunun temel özellikleri ise bu tür anne babalar inatçı, güçlü, aşırı koruyucu, ilkeli, cezalandırıcı ve görev yükleyicidirler.
Koruyucu ve eleştirici ebeveyn benlik durumları günlük yaşamda ayrı ayrı ya da ikisi bir arada sergilenebilir. Günlük yaşamda karşımızdaki insanlar da bize anne baba benlik durumlarından yola çıkarak iletiler verebilir ya da verebilirler. Bunlar kısıtlayıcı. İletişimin tek yönlü olması, tek yönlü bilgilendirme. Yani kısıtlayıcı olabilir. Bu da iletişimin tek yönlü olması, tek yönlü bilgilendirme anlamına gelir. Anne baba benlik durumumuz toplumun içimizdeki temsilcisi olarak da ifade edilebilir. Hani Freud süperego kişilik sistemine karşılık gelir dedik ya. Yani işte vicdan, ideal benlik, işte mahalle baskısı, el alem, ne der, kaygısı, endişesi şeklinde ifade edilebilir. Bir toplumun doğru ve yararlı olarak tanımladığı şeyleri ebeveyn benlik durumu sayesinde kuşaktan kuşağa, nesilden nesile aktarabiliriz. Anne baba benlik durumları kültürlerin, özellikle de toplumsal değerlerin taşıyıcısı niteliğindedir. Anne baba yanımız zaman zaman kısıtlayıcı olsa da kültür taşıyıcılığı yaparak yeni kuşaklara önemli bilgiler aktarır. Yani bir tür aslında bireyin çocuğun sosyalleşmesinde, çocuğun vatandaş haline gelmesinde, yani sosyal normlara uygun bir insan haline gelmesinde etkili bir benlik durumu olduğu söylenebilir. Tüm sınırlıklarla rağmen. Yeni kuşaklar her şeyi deneme yanılma yöntemiyle değil, mevcut bilgilerden öğrenirler. Bu yüzdendir ki, yani geçmiş, yani yeni kuşaklar her şeyi sınama yanılma, yani deneme yanılma yöntemiyle değil, mevcut bilgilerden öğrenirler. Zaten günümüz insanın her şeyi deneyerek, yanılarak öğrenme şansı da yok gibidir. Zaman önemli bir kavram ki ileride zaman yönetimi konusunda konuşacağız. Bu yüzdendir ki anne babadan gelen iletileri toptan kabul etmek veya reddetmek yerine duruma göre irdelemek ve değerlendirmekte yarar vardır. Yani akıl süzgecinden geçirmek önemlidir. Evet arkadaşlar, benlik durumlarından transaksiyonel analize göre ikincisi çocuk benlik durumu. Birincisi ebeveyn, anne baba benlik durumuydu. İkincisi çocuk benlik durumu. Bu da aslında bir tür Freud'dan id kişilik alt sistemine karşılık gelir. Çocuk benlik durumu kişiliğimizin en çocuksu yönünü yansıtır. Nasıl bir çocuk karnı acıktığında hemen yemek ister, bekleyemez, duygularını erteleyemez. Bu benlik durumuna sahip bireyler de aynı şekilde isteklerinin bir an önce olmasını isterken bu benliklerini kullanırlar. Benzer bir durum Freud'un id kişilik alt sisteminde de geçerlidir. İd sabırsızdır. Yapmak istediklerini hemen yapmak ister. Bazen bu çocuk benlik durumuna sahip kişi bazen karşısındaki insana tıpkı suçlu bir çocuk gibi boyun eğerken, onun taleplerini ve öğütlerini kabul ederken bazen de otoriteye karşı çıkar. Örneğin özgür veya asi bir çocuk gibi davranır. Çocuk benlik durumu kişiliğimizin az gelişmiş veya gelişmemiş yanı değildir. Yaşı ya da eğitim durumu ne olursa olsun her insan çocuk benlik durumu sergileyebilir. Yeri geldikçe de sergilemelidir. Yani şöyle diyebiliriz. Sağlıklı insan, ruh sağlığı, psikolojik sağlığı yerinde olan bir insan zaman zaman çocuk, zaman zaman yetişkin, zaman zaman ebeveyn yani anne baba olabilen insandır. Çocuk benlik durumu bir doğal ve iki uyarlanmış çocuk olmak üzere çocuk benlik durumunu bir doğal, iki uyarlanmış olmak üzere iki ana bölüm ayırmak mümkündür. Doğal çocuk kişinin fiziksel ihtiyaçlarını gözetir. Spontandır. İçinden geldiği gibi yani
İstepsel davranır. Ve kişiliğimizin eğitilmemiş yanıdır. Bir tür içinden gelen sese kulak verme durumu söz konusu. Uyarlanmış çocuk, doğal çocuğun az ya da çok eğitilmesiyle ortaya çıkan bir benlik durumudur. Uyarlanmış çocuk, kendi içinde de uslu ve asi çocuk olmak üzere ikiye ayrılır. Uslu çocuk, kendini eğiten otoritenin istediği davranışları ortaya koyar, kurallara uyar. Asi çocuk ise otoriteye baş kaldırır. Bu verilerin tümü birlikte değerlendirildiğinde çocuk benlik durumunu doğal, uslu ve asi çocuk olmak üzere 3 bölümden oluştuğunu görürüz ya da söyleyebiliriz. Çocuklar küçükken ne kadar doğal ve içten olurlarsa olsunlar, büyüdükçe doğal davranmamayı öğrenirler. Yani bir tür aslında yapmacık davranırlar ya da çevrenin beklentilerini dikkate alırlar. Görüldüğü gibi büyüdükçe ne yapıyoruz? Doğallığımızı kaybediyoruz. Ya da sosyalleştikçe, toplumsal normlara uydukça doğallığımızı kaybediyoruz. Evet, Mehmet Alberk arkadaşımız da aynı şeyi söylüyor. Asi çocuk yanını ortaya koyan kişi, otoritenin isteğine karşı gelen, doğal çocuk yanını ortaya koyan kişi, kendi istediği gibi davranan ve uslu çocuk da otoritenin istediği gibi davranan yanımızdır. Evet, asi çocuk, burada bir benzerlik var asi çocukla uslu çocuk benlik durumları arasında ama asi çocuk ne yapıyor arkadaşlar? Otoritenin isteğine karşı gelirken uslu çocuk ne yapıyor? Otoritenin istediği gibi davranıyor. Burada bir uyarı ikaz yapmak gerekirse doğal çocuk bağımsızdır. Hem asi hem de uslu çocuk ise bağımlıdır. Evet, bunu da not etmekte yarar var. Evet, Uğur Kırmızı bir arkadaşımız doğal çocuk için herhalde söylüyor. Masumiyet diyor. Evet arkadaşlar, bu uyarı ikaz, bu üçtür çocuk benlik durumu için önemli. Doğal çocuk bağımsızdır. Buna karşılık hem asi hem de uslu çocuk ise bağımlıdır. Tabi asi çocuğun bağımlılığı otoriteye karşı gelmesiyle ilgili. Yani onu harekete geçiren güç, onun asi olmasına neden olan güç, dışsal etkenler çevreyle ilgili olduğu için bir bağımlılık durumu söz konusu. Evet arkadaşlar, transaksiyonel analize göre benlik durumlarından üçüncüsü ve sonuncusu yetişkin benlik durumu. Evet, Muhammed Alberk arkadaşım ilginç diyor. Tabii niye ilginç olduğunu buradan anlamak mümkün değil. Evet, uyarı. Evet, çok güzel. Ya, tabii harekete geçiren güç. Muhammed Hocam motivasyon konusunu konuşacağız. Mesela içsel motivasyon ve dışsal motivasyon olmak üzere ikiye ayırıyoruz. İşte her bireyi dışsal uyarılar harekete geçiriyorsa dışsal, içsel uyarılar harekete geçiriyorsa işte merak, bilme anlama gibi içsel olarak ifade ediyoruz. Evet, yetişkin benlik durumu arkadaşlar. Yetişkin benlik durumunu karşımızdakiyle bir konuyu tartışırken duygusal olmadan akılcı ve mantıklı olarak problem çözmeye çalışırken kullanırız. Tabii arkadaşlar aynı zamanda Freud'un bu yapısal kişiliğindeki 3 kişilik alt sisteminden ego kişilik alt sistemine karşılık gelir. Ego her zaman akılcı, mantıklı ve gerçekçidir. Burada da yetişkinlik benlik durumu için benzer bir durum söz konusu Eric Berne'ün terapi yaklaşımında. Bu benliğimiz plan program yapan, ne harcadığını ve ne kazandığını düşünüp planlayarak hareket eden halimizdir. Her şeyi ne yapıyor? Önünü çok alacaksınız, arkasını düşünüyor. Yani bir tür kar, zarar hesabı yapıyor. Örneğin, otomobil almak istiyoruz. Ancak şu an böyle bir borcun altına da girmek istemiyoruz. Ya da kalkamayacağımızı düşünüyoruz. Ve bu isteğimizi yeterince birikim yaptıktan sonra erteliyoruz. Böyle bir durumda yetişkin benliğimiz devreye girer.
Eğer bunun hesabını yapmadan hemen harekete geçersek, o zaman hangisi arkadaşlar? Çocuk benlik durumumuz baskındır denilebilir. Yetişkin benlik durumu, ki biraz önce de söyledik, bireyin kişiliğinin akılcı yanıdır. Algılama, bellekte tutma, veri işleme ve benzeri etkinlikler yetişkin benlik durumunun işlevleridir. Bunların hepsi nasıl süreçler arkadaşlar? Bilişsel süreçler. Ne yapıyor yetişkin insan? Düşünüyor. Ne yapıyor? Akıl yürütüyor. Yetişkin benlik durumu bazen dış dünyada, bazen de anne baba çocuk benlik durumlarında gelen verileri kodlar, depolar, gerektiğinde hatırlar, ortaya çıkar. Yetişkin benlik durumu ne sadece toplumsal kuralları gözetir, ne de yalnızca kişisel, yani bireysel ihtiyaçlarımızı dikkat alır. İnsan ya da biz yetişkin yanımız sayesinde yargılayıcı ya da duygusal olmadan aklımızın gerekli gördüğü davranışları sergiler ve doğru ya da sempatik olmak yerine gerçekçi olmaya çabalarız. Yetişkin yanımız bir anlamda objektiftir. Verileri akılcı bir şekilde değerlendiren ve olasılık hesapları yapabilen bir bilgisayar gibidir. Yani aslında burada bir türde hipotetik düşünme durumu söz konusu. Evet, Muhammed Albayrak arkadaşımız çocuk anne baba gibi davranır yani diyor. Evet arkadaşlar, bu benlik durumları ile ilgili örnek verecek olursak, bir örnek üzerinden üçünden açıklayacak olursak, mesela pasaport şubesinde işlem yapan görevlinin masasındaki bilgisayar çalışmıyor. Bir nedenden dolayı görevli kuyruğun başındaki kişiye aşağıda yer alan 3 olası cevabı da verebilir. Tabi sıradaki vatandaş kendisine soru sorduğunda. 1. Şu bilgisayarın bir gün olsun doğru dürüst çalıştığını görmek. Her gün bu bilgisayar yüzünden ne sorunlarla karşılaşıyoruz bir bilgisayarız. 2. Özür dileriz. Bilgisayarımız geçici olarak devre dışı kaldı. Fakat önemli değil. İşlemlerimizi elle yapacağım. 3. Bu bilgisayarlar 2'de bir bozuluyor. Kimse işini doğru dürüst yapmıyor. Bunları satın alıp buralara gönderen adamları niye hala görevlerini tutuyorlar anlamıyorum. Peki bu 3 cevap pasaport görevlisinin kuyruğun en önündeki vatandaşa vermiş olduğu bu 3 cevap ne anlama geliyor? Bu örnekteki cümlelerin birincisinde, yani cevabın birincisinde görevli vatandaşın sorununu çözeceği yerde gereksiz yere dert yanıyor. Bu kişinin sergilediği benliğin doğal çocuk benliği olduğunu söyleyebiliriz. Yani vatandaşın durumu pasaport görevlisinin umurunda bile değil. İkincisinde ise görevli polis memuru ya da pasaport görevlisi vatandaşın sorununu çözmek için çözüm üretiyor. Burada sergilenen benliğin yetişkin benlik olduğu söylenebilir ya da çok açık olduğu görülüyor. Üçüncü cümlede ise görevli ya da polis memuru sorunu çözmek yerine hiç gereği olmadığı halde satın alma görevlerinin işlerini doğru bir şekilde yapmadıkları konusunda bilgiçlik, ukalalık taslayarak yargılayıcı anne baba benliği sergiliyor. Yani ebeveyn benliği seriliyor. Burada da çocuk ve anne baba benlik durumlarının olası bir iletişim çatışmasına yol açacağı çok açık bir şekilde görülmektedir. Görüldüğü gibi aslında bizim benlik durumumuz hem bizim olayları algılama, yorumlama yani zihinsel işlemlerimizi etkiliyor ve bu sadece bizi etkilemiyor. Görüldüğü gibi karşımızdaki insanlara da bir biçimde olumlu ya da olumsuz etkilemesi durumu söz konusu ki çoğu zaman biz farkında olmasak bile. Evet arkadaşlar, bu üç tür benlik durumlarının insan ilişkilerine yansıması. Transaksiyonel analizle ilgili
Diğer bir alt başlığımız bu. Sözünü ettiğimiz anne baba, yetişkin ve çocuk benlik durumlarının insan ilişkilerine yansıması nasıl? Şimdiden bunu konuşacağız. Transaksiyonel analiz ile ilgili kaynaklar, yaratıcılığın çocuk benlik durumunun bir işlevi olduğunu belirtir. Demek ki o zaman çocuk benlik durumu deyip geçmemek lazım. Ama yaratıcı davranışın görülebilmesi için çocuk ve yetişkin benlik durumlarının bireyin kişiliğinde birlikte işlevde bulunması gerekir. İnsan ilişkilerinde yetişkin benlik rolünü benimseyerek iletişim kurmanın çok çeşitli yararları söz konusudur. Özellikle zor, gergin çatışma ortamlarında olabildiğince rahat ve gerçekçi olmak gerekir. Bu özellikler bir noktaya kadar bireyin insan ilişkilerinde yetişkin benlik durumunu kullanma becerisine sahip olmasıyla ilişkilidir. Bu benlik rolünü ağırlıklı olarak yaşayan, kullanan, başkalarınca da olgun ve yetişkin olarak tanınan kişilere akıl soran, onların önerilerini almak isteyenlerin sayısı oldukça fazladır. Hani bir bilen olarak ifade edilen kişiler. Fakat aynı zamanda yetişkin benlik özellikleri çok ağır basan kişilerin çevreleri tarafından pek eğlenceli bulunmadıklarını belirtmek gerekir. Tabii insanlar genellikle nasihat, öğüt verilmesinden, akıl verilmesinden hoşlanmazlar. Ne yapmış? Akılları pazara çıkarmışlar. Öyle bir deyim var hatırlarsanız. Herkes ne yapmış? Kendi aklını beğenmiş. Ben de şimdiye kadar hiç kendi aklını beğenmeyen insanla karşılaşmadım, görmedim. Evet. Psikolojik bir sıkıntısı, problemi yoksa. Evet arkadaşlar, transaksiyonel analize göre benlik durumlarının bazı temel özellikleri. Mesela bunlardan birinci başlığımız sık kullandıkları sözcükler, kelimeler. Tablo olarak var. Size gönderdiğim dosyada slide olarak var. Anne baba, yetişkin ve çocuk. Ne tür sözcükleri daha çok kullanıyorlar? Mesela kısa kısa örnek verecek olursak anne baba, benlik durumu, daima, asla, böyle yapma, bunu yapma, yapmak zorundasın, yapmalısın, asla unutma, el alem ne der? Bizim zamanımızda herhalde bu kelimeler, bu sözcükler hepimize bir şey hatırlatıyor. Devam ediyor. Kuralları hatırla, dinle, ağlama, yanılıyorsun, korkma. Tatlı söylediği gibi arkadaşlar, emretmeye yönelik emredici kelimeler, sözcükler. Peki yetişkin benlik durumuna sahip bireylerin sık kullandıkları sözcükler, inanıyorum ki, kim, ne, ne zaman, nerede, nasıl, hangi, bilmem fark ettiniz mi? Bunların hepsi nasıl? Açık uçlu ifadeler. Yani karşımızdaki kişiye, insana konuşma, kendini ifade etme, açma şansı, fırsatı verebilecek ifadeler. Ne düşünüyorsun? Deneyelim, bulalım gibi devam ediyoruz. Peki çocuk benlik durumu arkadaşlar. Bence, korkunç, yardım et, istiyorum, yapamam, süper, aptalca, ne güzel. Bu da daha çok çocuk benlik durumuna sahip yetişkinlerin kullandıkları sözcükler, kelimeler. Peki arkadaşlar, bu benlik durumların temel özelliklerine ses tonları boyutuyla devam ediyoruz. Mesela anne baba ses tonu sert, sempatik, zaman zaman koruyucu, otoriter, rahatlatıcı, teşvik edici, patronvari, eleştiren. Yetişkin benlik durumunda ses tonları açık, rahat, sorgulayıcı, uyumlu, duygudan uzak yani nötr, normal tonda ve gerçekçi. Peki çocuk benlik durumunda arkadaşlar, itaatkar,
Selecen, heyecanlı, uysal, duygulu, bağıran, ağlamaklı cinlerine arayıcı şeklinde devam edebiliriz. Peki arkadaşlar, bu belli türlerin beden dilleri nasıl? Hemen onları söyleyelim. Mesela anne baba beden dili. Anne baba benlik duruma sahip bireylerin beden dilleri. Parmağıyla göstererek, beğenmeyen bakış, kaş çatma, ciddi bir ifade, kucaklamayla sırtını sıvazlama, başını okşama, çapraz kollar, gözlüklerin üstünden bakma. Peki yetişkin benlik durumu, beden dili, dik duruş, göz teması ki bizim bu yapamadığımız şey göz teması, baş sallama, sakinlik, soran bir bakış, dikkatli bir ifade, düşünceli, uyanık ve rahat olmak durumu söz konusu beden dillerinde. Çocuk benlik durumu, beden dilen özellikleri arkadaşlar, oturarak, iki büklüm, ağlamaklı, utangaç bakışlı, surat buruşturma, asma, büyük gözler, etrafında dolaşma, surat asma. Hatta bugün bu bizim fakültenin akademik kurulu vardı. Orada bir kadın hocamız, bir erkek hocamıza ben sana küstüm şeklinde bir söylemde bulundu. Ben de dedim ki çocuklar küser, yetişkinler küsmez. Ama bizim toplumda şöyle bakarsak, gözlem yaparsak genellikle yetişkinlerinde sıklıkla küstüklerini görürüz. Halbuki küsmek bir çocukça bir davranış, yetişkinlerden beklenen bir davranış değildir. Evet arkadaşlarımız, başka yere ne diyor Muhammed Albarık, başın sağa ya da sola 45 derece bükmek. Tabii bu beden dili maalesef bizim burada söylediğimiz özet, buna benzer başka bir takım durumlar söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, diğer bir konu başlığımız, bu iletişim çatışmalarıyla ilgili kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri. Kişiler arası iletişim çatışmalarının nedenleri. Yani insanlar neden iletişim çatışması yaşarlar? İletişim çatışmasının nedenleri sayılamayacak kadar çok olabilir. Bu bağlamda kişiler arası ilişkilerden başlayıp bireyin davranış, tutum, kişilik yapısı ve içinde bulunduğu ortama kadar birçok neden sayılabilir. Ancak çatışma modern toplumsal yaşamın bir gerçeği ve vazgeçilmez bir ögesidir. Kişiler arası çatışmaya yol açan nedenleri çok genel anlamda bilinç, algı, ihtiyaçlar, bilinçaltı ya da bilinç dışı, mesajın niteliği, duygu, bireysel faktörler, iletişim becerisi, roller, sosyal ve fiziksel çevre ve kültürel faktörler olmak üzere 11 alt başlıkta toplamak mümkündür. Evet arkadaşlar, Serkan arkadaşımız diyor ki bunlar nasıl faktörler? İletişim çatışmasına neden olan bireysel faktörler. Ama hepsi bireysel faktör değil tabii Serkan hocam. Mesela sosyal ve fiziksel çevre ya da kültürel faktörler, bunlar daha çok çevresel faktörler olarak ifade edilebilir. Evet arkadaşlar, İletişim çatışmalarının temel nedenlerini de bu şekilde ifade ettikten sonra etkili iletişimde kullanılan dilin önemi diğer bir alt başlığımız. Hepimiz duymuşuzdur. Ben dili, sen dili ya da neydi? Ego öz saygı geliştirici ya da ego öz saygı zedeleyici dil ifadelerini. Evet, etkili iletişimde kullanılan dilin önemi, gerek günlük yaşantımızda, gerekse de iş ortamında, insanlarla iletişim kurarken, düşündüklerimizi, hissettiklerimizi paylaşırken, kimi zaman kendimizi doğru ifade edemeyiz. Kırmak istemediğim halde, söylediğimiz bir şeyle karşımızdaki insanı incitebilir, bunun yanında da hissettiklerimizi ve düşündüklerimizi tam anlamıyla ifade edemeyebiliriz. Çok
temiz bir niyette, halisane bir niyette yaklaşırken bile kullandığımız dilden ötürü dolayı bu tarz sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu durumda kendimizi ifade ederken kullandığımız dilin sıklıkla bir iletişim kurmada oldukça önemli olduğunu söyleyebiliriz. Sağlıklı iletişim kurabilmek için günlük yaşantımızda kullandığımız dilin önemini vurgulamışken kendimizi ifade ederken kullandığımız sen dili ve ben dilinden söz etmek gerekir burada. Peki arkadaşlar nedir kullanılan dil bağlamında ben dili ve nedir sen dili? Öncelikle mesela biz okul olarak düşünürsek işte sınıf ortamı öğretmen-öğrenci ilişkilerinde empati, saygı ve içtenlik, dürüstlük temeline dayalı bir yaklaşımı gerektirir. Evet, sen dili, ben dili kullanmak özür. Öğretmen-öğrenci ilişkilerinde empati, saygı ve içtenlik, dürüstlük temeline dayalı bir yaklaşım, yani iletişim biçimini gerektirir. Örneğin, bir öğretmenin derse geç kalan bir öğrencisine "Nerede kaldın? Merak ettim." demesi ben diline örnek iken aynı öğretmenin derse geç kalan diğer bir öğrencisine "Sen hep böyle yapıyorsun. Nedir senden bu çektiğim?" demesi ise sen diline örnektir. Peki hangisinde arkadaşlar suçlama, yargılama var? Tabii ki sen dilinden. Peki biz karşımızdaki insanla iletişim kurmak istiyorsak ne yapamayız? Onu suçlayarak onun savunucu bir tutum içerisine girmesine neden olarak iletişim kuramayız. Onun için iletişim çatışmasına neden olmak istemiyorsak kullanacağımız dil ben dili olmalı. Yani diğer var ya ben dili arkadaşlar, ben dilinde arkadaşlar yargılama yok, suçlama yok. Yani var karşımızdaki insanın söz ya da davranışının ya da davranışlarının bizde oluşturduğu etkiyi uygun bir şekilde karşı tarafa iletme durumu söz konusu. Mesela işte evin erkeği evin hanımına haber vermeden çok geç geliyor. Hanım kapıyı açar açmaz eğer adama ne yaparsa fırça atarsa problem. Yani ne yapması gerekir? Nerede kaldın? Merak ettim. Keşke haber verseydin demesi gerekir ki adam da ne yapsın? Derdini anlasın. Ya da hata yapmışsa ki tabii haber vermeden gelmek bence hata, ne yapsın? Eşinden özür dilesin, dileyebilsin. Evet, ne diyor Serkan arkadaşımız? İyilik, iyi davranırsan iyilik görürsün. Evet, kötü davranırsan kötülük. Ona biz ne diyoruz? Etme bulma dünyası. Yani bir karşılıklı durumu söz konusu. Evet arkadaşlar, birinci örnekte ben dili, ikinci örnekte sen dili. Sen dili, söyledik biraz önce, hem suçlayıcı ve tehdit edici hem de öğrencinin istenmeyen davranışı yerine tüm kişiliğini hedef alan eleştirel bir yaklaşım söz konusu sen dilinde. Bu da bireye davranışını gözden geçirme fırsatı vermediği gibi aynı zamanda onun kendisini itham eden kişiye savunucu bir dille karşılık vermesine neden olur. Bu da iki insan arasında sağlıklı bir iletişim kurulmasına değil kurulamamasına neden olur. Peki birinci örnekte ise öğretmen öğrencinin kişiliği yerine istenmeyen davranışına odaklanmaktadır. Öğretmenin bu tür bir yaklaşım tarzını benimsemesi aynı zamanda öğrenciye de istenmeyen davranışını değerlendirme şansı, fırsatı verecektir. Sonuç olarak ben dilim yargılama ve suçlama içermediği gibi karşımızdaki insanın söz ya da davranışının bizde oluşturduğu etkiyi onu kırmadan iletmemizi sağlayan bir dildir. Yani bireyin kişinin yerine istenmeyen davranışı odaktır. Arkadaşlar zaten böyle bir durumda ki bu ben dili, sen dili daha çok karşımızdaki insanın olumsuz davranışları söz konusu olduğunda kullanması gereken bir dil ve
Bizim amacımız bireyin kişiliğini değiştirmek değil. Bizim amacımız bireyin istenmeyen davranışını değiştirmek. Onun için birey hata yaptığında onun kişiliğini tümüyle hedef alarak bir sonuca varmamız, bir sonuca ulaşmamız mümkün değil. Mümkün olamaz. Onun için günlük dilde, iletişimimizde sıkıntılı durumlar söz konusu olduğunda mutlaka ben dilini tercih edeceğiz. Sen dilinden mümkün olduğunca uzak duracağız. Uzak durmamız gerekir. Kendimizi doğru ifade edebilmek istiyorsak kendimize dair farkındalığımızı yükseltmek gerekir. Yani bir şey aslında kendimizi tanımamız gerekir. Ya da kendimizi yeterli ve yetersizliklerimizde olduğumuz gibi kabul etmemiz gerekir. Ben ne düşünüyorum? Ne hissediyorum? Bunu ve bunu karşımızdaki insanı en uygun şekilde nasıl ifade edebilirim? Bu doğrultuda sağlıklı iletişim kurabilmek ben diliyle mümkündür. Ben dili kişinin merkezinden çıkıp karşımızdaki insanın vicdanına ve yüreğine ulaşan dildir. Bir tür damardan girme durumu söz konusu. Yani ben dilini yürek yüreğe iletişim olarak betimleyebiliriz. Ben dilini kullanan kişi kendisi hakkında yaptığı değerlendirmeyi karşısındaki insanla paylaşmak isteğindedir. Kişinin karşısındaki insanı yargılamadan, suçlamadan, sadece kendi duygu ve düşüncelerini anlattığı bir dildir. Ben dili. Bu konuşma tarzı karşımızdaki insana kendisini değerli hissettirir. Ben dili ile kurulan cümleler yaşanan durumu, durumun ne düşünüldüğünü ve ne hissettirdiğini içerir. Bu sayede karşımızdaki insan yaşanan duygunun nedenini anlar ve sağlıklı bir iletişim ortaya çıkar. Mesela birisi bize karşı kırıcı davranmıştır. Biz de çok üzülmüşüzdür. Ama belki o yaptığı davranışın farkında değildir. Ya da yaptığı davranışın bizi ne kadar çok üzdüğünün farkında değildir. Bizim bir şekilde ne yapmamız gerekir? Bunu ona hissettirmemiz gerekir. Bunu sen dili kullanarak değil, ancak ben dili kullanarak yapabiliriz. Evet arkadaşlar, etkili iletişimde kullanılan dilin önemi denildiğinde diğer iki tür dil, öz saygı geliştirici ve öz saygı zedeleyicidi. İkincisi olumsuz, birincisi olumlu. Bu anlamda ben dilini kullanan bir öğretmen, öğrencilerinin benlik ve öz saygı düzeylerinin gelişimlerini olumlu bir biçimde desteklerken, sadece öğretmen değil, anne babalar için de geçerli, yetişkinler için de geçerli. Sen dilini kullanan bir öğretmen de öğrencilerin benlik tasarımı ve öz saygı düzeylerinin gelişimini olumsuz bir biçimde etkiler. Öz saygı geliştirici dil, bireyde var olan bir özelliğin onu kırmadan ve uygun bir dille ifade edilmesi durumudur. Örneğin, öğretmenin zorluca bir öğrencisine şişmanlamışsın yerine biraz kilo almış görünüyorsun şeklinde durum ifade etmesi gerekir. Birinci ifadede öz saygı zedeleyici bir durum söz konusu iken ikincisinde ise öz saygı geliştirici bir dil söz konusudur. Yani aslında arkadaşlar burada şöyle bir durum söz konusu. Ne söylendiği kadar nasıl söylendiği de önemlidir. Biz ne söylediğimize sadece odaklanmayacağız. Aynı zamanda nasıl söylediğimize odaklanacağız. Yani bu işi yaparken kırmadan, dökmeden yapmaktan söz ediyoruz. Evet arkadaşlar, sen ve ben dilinin kullanımına ilişkin örnekler. Sen ve ben dilinin kullanımına ilişkin örnekler. Birinci örneğimiz, kabahat sana inananda, senin ipinle kuyuya inende, sana değil kendime kısıyor. Bu nedir? Sen dili. Ne yapıyor? Suçluyor. Ne yapıyor? Yargılıyor. Çok güzel. Uğur Kırmızıgül arkadaşım diyor ki sen dile. Peki ikinci örneğimiz arkadaşlar. İkinci örneğimiz. Randevuya gelmediğinde kendimi çok kötü hissettim. Randevuya gelmediğinde kendimi çok kötü hissettim. Bana haber vermeni çok isterdim. Bu da nedir? Ben dili. Yani randevuya gelmediği kişinin gelen kişi üzerinde kişinin davranışının gelen kişi üzerinde nasıl bir etki oluşturduğunu ne yapıyor? İfade ediyor.
Evet. Üçüncüsü arkadaşlar, üçüncü örneğimiz. Çok kabasın. Konuşurken gözüme bile bakmıyorsun. Ne yapıyor? Suçluyor. Aynı zamanda çok kabasın. Nasıl bir dil? Özsaygı zedeleyici bir dil. Yani bu manada ben dili özsaygı geliştirici dile temel oluştururken arkadaşlar sen dili de özsaygı zedeleyici dile temel oluşturur. Bundan unutmuyoruz. Ve son örneğimiz, konuşurken gözüme bakmadığın zaman beni dinlemediğini, ciddiye alınmadığını düşünüyorum. Bu da beni çok üzüyor. Yine nedir arkadaşlar? Ben dilim. Tabii biz bunları günlük yaşamda ne kadar yapabiliyoruz? Siz daha iyi biliyorsunuz. Ama bu konularda çok becerili olduğumuz söylenemez. Maalesef evde, okulda, sokakta bu tür dil yetişkinler tarafından çok sık kullanılan bir dil değil ve mutlaka bu yönden bir ilerleme kaydetmemiz gerekiyor. Sağlıklı insan ilişkileri doğru iletişim için. Evet arkadaşlar, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya 8. hafta konu başlığımız, yeni bir konuya başlayacağız. Motivasyon teknikleri ve stres yönetimi. Evet arkadaşlar, haftaya yeni bir konuya başlayacağız. Motivasyon teknikleri ve stres yönetimi. Hepinize iyi geceler diliyorum. Derse katılımınız için teşekkür ediyorum. Evet, benden de size iyi geceler, saygılar, hürmetler, iyi geceler diliyorum.